Karaca Test Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün size böyle nefis pilav yapmanın ipuçlarını bir taraftan anlatırken öbür taraftan da bir gün evvelden kalan pilavı nasıl efsane başka bir böyle bir nevi perde pilavına dönüştürürüz onu anlatmak istiyorum. Tane tane pilav yapmanın ipuçları neler? İlk başta pirinç seçimi. Osmancık var, baldo var ve de Tosya pirinci var. Tosya pirinci bizim çocukluğumuzun pirinci. Varsa Tosya pirincinden pilav yapmak en güzeli. İkincisi pirinci birazcık ılık suda şöyle bir hafif bir karıştırarak, çok fazla karıştırarak değil, güzelce yıkadım ve iyice süzdüm ki böyle tane tane oldu. Artık gelin üçüncüsüne. Pilav tenceresinin yayvan olması ve de birazcık sığ olması lazım. Çünkü eğer yüksek bir tencerede yapılırsa altta böyle sanki hamama girmiş de uzun kalmış gibi böyle pirinç taneleri birazcık kendilerini böyle hem böyle yayıp bırakıp bir taraftan da birbirlerine yapışabilirler. Şimdi tencerenin altını açıyorum. Ondan sonra 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyacağım. 2 bardak pirince yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar da tereyağı ekliyoruz. Benim annem bundan ancak 2 kaşık ekler ama ben tam böyle hakkıyla olsun diye. Çünkü özellikle mesela bazı yörelerde bazı insan pirinç tanesi bastırın da etrafından böyle yağ çıkmazsa o pilavı yemeyenler olduğunu da biliyorum ama işte modern zamanlarla eski zamanları birazcık birleştirmekte fayda var. Bir de pirince ne çok yakışıyor? Bir parça şehriye. Şehriyeyi hafif kavuracağım. Tereyağı çok fazla ısınmadan şehriyeleri dolayısıyla atıyorum. Şöyle dediğim gibi bir bardağı bir avuç gibi düşün. 2 avuç da şehriye attım. Şimdi bunu güzelce şöyle kavuruyorum. Yine tencerem biyodiamond dolayısıyla metal kaşıkla da karıştırabiliyorum. Hala bir garip geliyor ama hiçbir sorun olmadı bu zamana kadar. Özellikle bununla karıştır, dakika sen test edeceksin diyorlar. Biz de yapıyoruz. Şöyle şehriyeler hafif renk değiştirmeye başladığında hiç vakit kaybetmeden şu haldeyken pirinçleri de ekliyorum. Çünkü pirinçler kavrulurken de renk değiştirecekler. Ve her tanenin bundan nasibini yani yağdan nasibini almasını istiyorum. Şu an önce pirinç taneleri böyle opak yani süt gibi. Onun böyle daha içini gösteren transparan bir hal alması lazım. Onun içine böyle karıştıracağım. Çok aşırı karıştırırsak nişastasını bırakır. O yüzden böyle bir karıştırıp yayıyorum, biraz bekliyorum. Birazcık nasibini alıyor, sonra bir daha karıştırıyorum. Şimdi bu aşamada bir parça tuzunu eklemek gerekiyor. Buna da böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz yetecektir. Siz eğer daha tuzlu istiyorsanız ona göre ayarlayın. Şimdi böyle beyaz beyaz gözüken taneler kalmadığı zaman artık suyunu ekleme zamanı gelmiştir. Şöyle güzelce yayıyorum. Pilava konacak su 1 bardağı 1,5 bardak. Kaynayan et suyuna 2 bardak koydum. Dolayısıyla 3 bardak su ekleyeceğiz. 2. Kalanını da normal sudan ekliyorum. Bu ev yapımı et suyu veya kemik suyu. Bu böyle hayvanın her yerini değerlendirmek için de bir ipucu. Hem de çok sağlıklı. Şimdi böyle güzelce şu an bol bol sulu gibi. Bu aşamada çok fazla karıştırmak yok. Şu an 3 bardak koyduk pirinç için. Bir de şehriye koyduk yaklaşık 2 avuç. Ona da böyle birebir gibi düşünelim. Onun için bir bardaktan bir parça az su daha ekliyorum. Ve artık kapağımı kapatıp ocağın altını kısa, hatta bu ocak büyük, daha böyle küçük bir ocağa alabilirim. Altı böyle usul usul pişmesi lazım. Pilavım neredeyse pişti. Olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şöyle açıyorum. Ondan sonra da ortasına şöyle bir boşluk yapıyorum. Ve eğer öyle duruyorsa ve altta hiç su yoksa bu iş tamam demektir. Altını kapatıyorum. Ama pilav hayattaki bir sürü güzel şey gibi öyle hemen yenmeye gelmiyor. Ne yapmasına ihtiyacı var? Demlenmeye. Kendi buharında, kendi lezzetinde kendini bulmaya ihtiyacı var aslında. Yine hepimiz gibi. Üstüne temiz bir bez kapatıyorum. Ve bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika bekleyecek. Evet.
artık açabiliriz. Güzelce demlendi ve şehriyelerin böyle hafif yukarı kalktığında nem oranının güzelleştiğini anlıyoruz. Ve böyle önce üst kısmından hafif sıyıra sıyıra pilavların ne kadar tane tane olduğunu görüyoruz. Bu şekilde tabağa alabiliriz. Bu arada böyle esnaf lokantalarında bazen pirinçlerin upuzun olduğunu görebilirsiniz. Onda şöyle bir numarası var. Ilık suda böyle 3-4 saat bekletiyorlar. Pirinç iyice su çekiyor ve normalde diyelim bu kadar bir tencere yapacaksa aynı pirinç bunun 1,5-2 katı kadar tencere oluyor. O numara da esnaf lokantası numarası, aklınızda olsun. Evet, tane tane tanelerin geldiğini hissedebiliriz. Kaşıklayarak da afiyetle yiyebiliriz. Şimdi size başka bir ipucu daha vermek istiyorum. Diyelim bir gün evvelden bu kadar pilavınız kaldı. Bunu çok asil bir ana yemeğe nasıl çevirirsiniz? Bir parça böyle tavuk göğsü, 1,5 tavuğun göğsü gibi ve de 2 avuç da nohutumuz var. 2 tane de güzel bizim mahallenin yufkacısından yufkamız var. Bununla bir anda bir gün daha akşam yemeğimiz olabilir. O da nasıl? Şimdi ocağımı açtım. Bunun içerisine bir çorba kaşığı kadar tereyağını koyuyorum. İstersek bu yapışmaz tava olduğu için hiç tereyağı da koymayabiliriz ama lezzeti azıcık olsun diye en azından tavanın böyle bir alt kısmını şöyle bir yağlıyorum. Sonra bu tereyağı kalanını ileride kullanacağım, kenara aldım. Sonra altını kısıyorum ki yufkalarım kenarda yanmasın. Tam böyle ortasına şöyle bir yufka koyuyorum. Sonra bu parçaları böyle hafif katman katman olsun istiyorum ki bunlar hep ekstra bize fazladan bize çıtırtı verecek. Yufkanın bir kısmı daha böyle kalınlaşsın diye şöyle koyuyorum. Sonra bu kalan pilavımızı koyuyoruz. Ama pilavın bir gün evvelden kalması, dolayısıyla soğuk olması önemli. Pilavı da içine böyle yerleştiriyorum. Çok rahat metal bir şeyle de hiç çizilmiyor. Özel ve bizim Türkiye'de geliştirilmiş bir teknoloji bu. Ve hiç çizilmeden de metal içerisine kullanabiliyoruz. Sonra bu pilavın içerisine birazcık da nohut koyuyorum. Haşlanmış nohutunuz eğer yoksa kutu nohut falan da kullanabilirsiniz. Ve haşlanmış tavuk koyuyorum. Bunu başka şeylerde koyabilirsiniz. Evde ne varsa. Böyle her kaşıkta hakkaniyetli olsun diye etrafa da yayıyorum. Sonra tekrardan üstüne bu kalan yufkayı koydum ve kenarlarını katlıyorum. Bütün bu kıvırtılar sonradan inanılmaz lezzet anlamına gelecek. Artık altını güzelce daha yükseğe açabilirim. Şimdi bu alt tarafı birazcık pişecek. Sonra çevireceğiz. Üzerini tereyağlayacağız. Tekrar çevirdik mi hazır olacak. Çıtırtısı duyuluyor. Şimdi bu haliyle bir anda böyle 2-3 kişiye zor yetecek pilav nefis bir ve 6-7 kişiyi doyuracak bir ana yemeğe dönüştü. Hem de çıtırtısıyla. Umarım tarifimiz hoşunuza gitmiştir. Pilavla ilgili ipuçları da hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen videomuzu beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizden bu kadar. Sevdiklerinize bol muhabbetli ve bol bereketli sofralar kurmanız dileğiyle.